Komponentleri kodlamaya başladık ve bir ürüne dayalı olarak ortaya sonuç şeyler nasıl çıkarırız? Mesela ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar, ne yapıyorlar? Bir anlatsınlar bakalım. Ne yapıyorsunuz? Yani amaç ne? Buyurun efendim. Projedeki amacımız ne? Bir oyun geliştirdik Selim Kaymakam. Evet. Şurada ekranda yazmıştık buraya. Bir projemiz şöyle. Araç yaklaştığında aracı avlayacak. Şuradaki kapıları açacak. İlk başta kapıları kapalı olacak. Ha, bu ev, evim olsun. Garaj mı? Garaj. Evin garajı. O zaman bir garaj yapmayı. Evet. Tamam. Aracı avlayınca kapı açılacak. Ve en arkada bir tane daha sensör var. Aracın yaklaşma durumuna göre yeşil, sarı, kırmızı ışık durmasını bekliyor. Sürücüye kılavuzluk yapacak. Sürücü çıktıktan sonra otomatik olarak dışarıya gelecek ve kapı kendisi kapanacak. Ortamın aydınlık, dışarıdan aydınlık yer taraf olmasına göre ışıklar da otomatik yanacak. İç kısmını aydınlık. Sonra dışarıda bir buton olacak. Tekrar aracını almaya geldiğinde butona bastığında kapılar otomatik açılacak. Aracını alacak. Aracı uzaklaşmaya başladığında belli bir mesafeye gelince kapıları otomatik kendisi kapatacak. Son yerde şifreli şeyler koyalım. Evet, parmak koyalım. Otomatları koyalım. Herkes girmesin. Yoksa arabayı yaşamayacak. Koldama ne tarafında bunu mesela? Koldama karşı koyacağız. Şu an koldan burada duruyor. Karşı USB ile... Kod sayıca talimat mı vermiş oluyoruz? Evet, bir defa yüklemiş olacağız ve kod düzenli bir şekilde çalışacağız. Yani o talimata göre hareket etmiş oluyor. Tabi talimatlar belli olmuş oluyor. Tabii. Sensörü algılayacak, işte yaklaşınca ışık tarafına göre yapacak. Her bir parçalara göre... Orada göre hareket ediyor. Önce işin mantığı kavram. Bir devreler öğrendim sonra bunları. Evet Sayın Kaymakçı. Burada bir elektronik kontrol kartımız var. Dünyada sıkıntı kullanılan virüs kartlardan, eğitim amaçlı kullanılan kartlardan bir tanesi Arduino adında. Şurada gördüğünüz bir editörümüz var, Android adında. Bu editörümüzle birlikte bunları kodluyoruz. Şu an çocuklarımız da lise seviyesine gelmeden daha çok böyle ortaokulda ilkokul temelinde kodlamalar yapma seviyesindeyiz. Biz arkadaşlarımızın, öğretmen arkadaşlarımız her okuldan var mı burada yoksa? 17 tane proje okulumuzdan arkadaşlarımız var. Her birinin birer tane, birer kişi. Evet, birer kişi her şey var. Evet, sizin evet, evet, evlerimiz de burada var. Aracın dolu boş olduğunda aracın durumuna göre yazacak. Evet, simülasyon ortamı. Burada yani. Üçüncü grup bu Sayın Kaymakçı. Üç grupta 60 öğretmen şu anda biz. 17 okulda var. Devam eden, biz talep eden herkesi de alıyoruz şu anda. Alalım. Alalım çünkü şu anda 100'e yakın bir talep var. Hocamızın gücü kuvveti yettiği kadar hizmet içinde açarım. Burada heyecan önemli. Evet, devam. Eğer heyecan olursa başarıya da ulaşır. Yani bizim aldıklarımızla öğretmenlerimizi aldık. Güzel aktaracağız. Gerçekten arkadaşlar 5 ile 8 arası 20 gün. Malzeme anlamında diyelim ki biz projemizi gerçekleştirdik. Projemiz başarıyla ulaştı. İleride çocuklar bu malzemelere erişimde sıkıntılar yaşadı mı? Yoksa yani bu eğitimlerden 17 okulda bunlar tam öğretmenlerimiz de var yetişen. Öğrencilerimiz anlamında sıkıntı yaşarlar mı? Yaşamazlar Sayın Kaymakamım. Zaten biz materyal bunu... anlamında pahalı mı materyalimiz? Pahalı değil. Ondan dolayı. Mesela şu gördüğünüz Arduino kartımız en yani bu işin beyni sayılır. Bu kartımız şu an 17-18 lira civarında bir maliyete sahip. Bunu okul aile birliğiyle karşılayabiliriz. İşte mesela şurada gördüğünüz bu ultrasonik mesafe sensörümüz var. Onun maliyeti kabaca 12-13 lira gibi bu anlamda. Veya LCD ekranlarımız yine LED'lerimiz kuruşlar seviyesinde. 150 liraya bir tane bir projede 200 liraya bir çıkabilecek bu rakamlar. Kesinlikle. Yani şu ana kadar şuraya öğretmen eğitimlerinin toplamına yani tüm malzemeye 12 bin lira vermek yani. Çok değil yani. Yani 100 kişilik bir hani eğitim düşünüyoruz. 100 kişiyi eğitecek şekilde bir tabii 100 kişi ortalama 100 lira buluyor. 10 bin lira. 120 evet. 12 bin lira. Yani çok pahalı değil buradaki biraz arkadaşlar kendilerini geliştirebilmesi gerekiyor. Farklı düşünüyorum. Bizim buradaki asıl tabii şeyimiz Sayın Kaymakam, algoritmik düşünme.
Yani bu şu işlemi yaparlarken, şimdi hocalarımız da fark ediyorlar, hepimiz yeniden öğreniyoruz. Hesaplamalı öğrenmeyi çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Yani pazarlara giderken hesaplı düşünsün. Yola çıkarken de hesaplı düşünsün. Her adım attığınızı planlayacağız, değil mi? Aynen. Hesaplayacağız, planlayacağız. Aramadan hareket etmeyeceğiz yani. Aşama aşama gideceğiz. Aynen. Hatta yola çıktığımızda sorunlarla karşılaşıyoruz. Mesela planladığımızda, değil mi arkadaşlar? Planladığımız ile uyguladığımız bazen farklı olabiliyor. Fiziksel açıdan. İcatların hepsi bir ihtiyaçtan çıkarmış. Yani yoksa icatlar kendinden olmuyor. Düşünüyorsun, ya diyorsun bunu nasıl çözebilirim? Ondan sonra diyorsun ki bunu çözmek için şunu yapmak lazım. Onu düşünüyorsun yani, ona odaklanıyorsun. Kolaylaştırmaya çalışıyorsun hayatını. Bütün icatlar öyle çıkıyor. Bir de bu eğitimlerimizde Sayın Kaymakam önemli hususlardan bir tanesi. Bilişim teknoloji öğretmeni sadece bir tane var. Yani o da İsmail Hocam bize birlikte. Geri kalanların tamamı farklı branşlardan arkadaşlarımız. Daha ne güzel renkli. Okul öncesinden itibaren fizik öğretmenimize kadar. Herkes farklı bir katkıda bulunabilir. Çünkü herkesin bakış açısı farklı. Kesin. Zaten tek düşünen adam istemiyoruz. Tek düşünen adam olduğum anlamı yapıyoruz. Bir şey farklı düşünceler olacak ki. Kesin. Bir araya gelecek. Daha güzel şeyler çıkıyor. Herkes bir şey paylaştığı zaman farklı şeyler öğrenmiş oluyoruz. Evet, teşekkür ederim. Hazır var mı bir tane? Şöyle tanıtayım. Evet. Anasınız öğretmeni, bir rehber öğretmeni. Evet. İsmail Hocam'ın anlattığı kodlar bu proje için de geçerli. Yaklaştığı zaman aracımız açılıyor. Aracımız giriyor. Yaklaştıktan sonra belirli süre sonra kapanıyor. Park sensörü de var içeride aynı zamanda. Duvara çarpmaması için. Park edebilmemiz için ilk önce yeşil yanıyor. Sonra yaklaştıkça sarı, kırmızı yanıyor. İşte bunların bir defa çocukların yani farklı düşünmeye de iten, kendilerine sorgulayabilecekleri, öğrenebilecekleri değil mi? Özellikle bizim amacımız biraz da diyoruz ya okur yazarlık. Dijital okur yazarlık değil mi? Evet. Ama aynı zamanda burada yazıyor. Garaj dolu. Ortam karanlıksa içerideki lamba yanıyor. İçeriden atıyorum çiftçimiz çıktı. Dışarıdan butona bastığı zaman garajın kapısı açıldı. Çok güzel, çok hoş. Böyle başladı işte zaten. O zaman başlayalım kuşlardan. Merhaba hocam. Merhabalar. Merhabalar hocam. Merhabalar. 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 Merhaba hocam. Gençler hoş geldiniz. Ne güzel bir şey. Siz bitirmişsiniz. Çalışmaları da var değil mi? Robot yarışmalarına da gidiyorlar. Bu sene de Ankara'ya gideceğiz önce. İnşallah. Sonra Samsun'a gideceğiz. Bir de biliyorsunuz bir Amerika planımız da var inşallah olursa. İnşallah. Evet. Bu bütçeden mi? Evet. Evet. Bütçeden mi? Evet. Bu şimdi pozlar da çıkacak değil mi? Evet. Kayması için. Sensörü kalması için. Beyazı. Bunların güçleri de önemli değil mi hocam? Evet. Bu geçen sene bizim Ankara'da yarıştığımız pist Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde. Ha, aynısını yaptınız. Yani küçük farklılıklar var. Bu bizim geçen sene Sivas'ta yarıştığımız robotlardan biri. Çok keskin köşelerden dönebiliyor. Beyaz zemini görünce kendisi durabiliyor. Bayağı keskinlik de var bu köşelerde. Evet hocam. Evet, çok güzel gördüğünüz da. Tabii herhangi bir programlamayla zaten bu amacı da bu yani. Sonuçta bir programlama ve ortaya bir ürün çıkardı. Sonuçta arkadaşlarımız da bunu yaptı. Gerçekten ben de buradaydım, çalıştım. Çok güzel çalışmalar var. Çalışmalar. Biz de tabii ki onlarla beraber aslında yaptık. Ama tabii ben daha önceden başlamıştım. Hazırlık vardı. Birkaç adım öndeydiniz. Evet. Başka diyelim ki şu Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yarıştığımız robotlardan biri. Robot
Herhangi bir bariyer yok değil yani. Duruyor mu? Evet. Kaldırırsak gider. Herhangi bir engel rastlarsa onu sollar. Deneyelim bakalım nasıl olacak. Ama kesin köşelerden dönemez. Evet. Hepsini farklı bir programlamak. Evet. Kendini düzeltir önce. Engel kaldırınca. Evet. Ya bu çok güzel. Tam sollayamadı ama. Şimdi onu... Evet, çok güzel. Virajlara göre değil, herhalde evet, sence algısı farklı. Evet, yani programlamayla tabii daha değişik şeyler yapılıyor. Ondan dolayı. Bu da bir sene katılacağız inşallah, Ankara'ya gideceğiz. İlk prototipimiz ilksiz görüyorsunuz. Hep hızdan kaybediyoruz, biraz hızımız düşük. Bu hızlı inşallah bu sene dereceye gireriz diye düşünüyoruz. Ne kadar uzunluğu pistin toplamda? Senin kaynaklığın bu pist, bunun iki katı kadar tabii daha devam ediyor. Üçüncü aşamada da bir yürüyen aracı sollamak var giderken. O arabayı solluyor ve son aşamada da bir kalenin içinde duruyor. Öyle bir Ankara'da yarışma vardı. Geçen sene Sivas'taki yarışma tabii hız üzerindeydi ama daha zor bir yarışma. Yani bir de şey var bu yuvarlak alanlar, orada çıkmak kim çıkaracak gibi oluyor, dönüyor, dönüyor. Var mı? Burada su. Bir de var mı? Robotun versiyonunu yapmışlar. İttirerek birbirlerini çıkarıyorlar falan. Evet. Çizgi dışına. Biz de yani senin şeyi görüyoruz kanka. İTÜ'ye gidiyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi. Orada da yarışmalar. Evet. Tek branş zaten Türkiye'de. Mikrosum olarak. 5 saat ve 5 saat boyunca. Birbiriyle onlar dövüşen diyelim. Yani işte güç, onlar. Güç yani evet. Biraz daha güç ve taktik diyelim. Evet. Evet. Hadi bakalım. Tebrik ederim. Size de bir değişik ayakkabımı göstermek istiyorum. Tamam, hadi bakalım. Hadi gelelim. Korkmayın. Bekliyor. Bekliyor. Sonra kendisi başlar ve arar. Rakibini bulduğu an hemen üzerine gider ve onu iter. İşte onu çıkarmaya çalışır. Zaten amaç bu. Evet. Evet. Bir tane daha çalışır. Koy. Ben tabii öğrencilerin yaptıkları robotlar. Herkes kendi robotuna kendi ismini koyuyor. Evet. Ortaya koy. Yine de dünya falan çok açıyor ya. Biraz daha büyük olabilir tabii bu alan. Bu alanın şartı bu kadar olması. Öyle mi? Küçük olduğumuz için de görüşmeliyiz. O zaman daha hızlı hareket gerekiyor. Tabii biraz da stratejiye gerekiyor tabii ki. Dışarı atması için. Her sene gidiyoruz, öğrencilerimize erişiyoruz aynı zamanda şeyde. İTÜ'de. Bunlar da. Böyle içinde böyle yerleştirmiş de sanki. Ha, şey değil yani. Kendisi tamamen kazandırıyor. Şey evet, bu şimdi tabii bizim robotlarımızda belki biliyorsunuz hiçbir şeyi biz hazır yapmıyoruz aslında. Bu devre evet, kartları falan da kendimiz öğrenciler de çiziyor, ben de çiziyorum. Her şeyi kendileri yapıyorlar, okulda yapıyoruz. Tamamen kendisi yapıyor. Şu altı. Evet. En hızlı soru. Bu hızlı ama biraz önce bir problem yaşadık. En hızlısı aslında o. Onu gösteremedim size. Şimdi yenilenecek, teknoloji üzerinden geçilecek, eksikler giderecek. Evet, tabii. Çalışmadan yani, olmuyor bazı şeyler. Tabii biraz da şampiyonluk olursa... İnşallah taşlandırması yok. Çalışacağız ve ilçemize getireceğiz inşallah. Senin şu dereceler gelmeye başlasın inşallah. İnşallah. Evet, evet. Düşünüyorsun. Ama robotlara değil gibi. Yani ne güzel. Yani tıpta da birçok teknoloji kullanılıyor biliyorsun. Yani artık eski gibi değil.
Şurada bir sensörümüz var, Sayın Kaymakamım. Bu yeterli bir karanlık durumu söz konusu olduğu zaman gördüğünüz yan taraflarda görebileceğiniz gibi. Kapandı. Hemen şu yan tarafta pencereler var. Çok hoş, çok hoş. Çok güzel. Bir tasarım yaptılar. Eğitimler tamamladınız. Hangi okulsunuz? Biz Erdoğan'ın. Zaten oradan bayağı bir çalışma devam ediyor. Gördüm. Yani. Sizin hangisi de Erdoğan? İnşallah ortaokulda görencilerimize ayrılsın. İnşallah. Siz ne yaptınız? Mantık olarak aynı zaten. Aynı. Evet, tasarımı farklı. Kodlarımız da farklı Sayın Kaymakamım. Zaten en önemli hususlardan bir tanesi. Şimdi bilgisayarlarımızda cihazımızı açtılar. Bakın mesela grup olarak ortaya koydukları mantık bu ekrandaki çözümleri. Ama burada gördüğünüz mantık biraz daha farklı. Yani hocamlar kodlamanın stilini burada farklı, burada ise farklı dizayn etmişler. Bu tamamen yazılımcı arkadaşlar. Evet, evet. Kod yazabilecek mi? Evet, tabii. Zaten aslında husus bu. Öğrendiniz mi? Evet. Çok iyi halde olmayayım. Kalkulus bilmeye çok iyi gerek var mı? Kalkulus bilmeye gerek var mı? Tabii bilmek lazım. Kalkulus var mı? Matematik var mı adamın? Gördünüz mü kalkulus? Yok. Görmediniz mi?